kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Tercüme eləmirəm, da başa düşdünüz da yani Türkçe. Büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. 427 numaralı olarak. İşi basitti. 427 numaralı odada masasının başına geçer ve klavyedeki... Babşım, Stanley adı bir pasiyaktır. Eller masasındaki bir monitörden gelir, ona hangi... Prosta düğmeler basır. ...hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her... En yaxşısı soxum içimə qulaq asında, yəni türk dilində danışırdı, onsuz da ermeni dilində danışmır, başa düşürsünüz. Rusça deyil, İngilizce deyil. Bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defa... Başım, Stanley 427 nömrəli pasiyaktı, gündən günə eyni poxu yiyir. Her şeyde zor idi. Ve sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Ve bugün bir gün nəsə bir poxu başlayırdı. Stanley'nin hayatını alt üst edecek bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komutu... Monitöründe emirler gelirdi adeten. Sonra bir nedir eski de başladı gelmemeye. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak... Toplantıya hiç kim çağırmır, tapşırıqlar hiç kim vermir, salam sağ ol eləmək için vermir, hiç kim gelmir, vermir ne de var. Gelmir. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Masasından kalktı, ofisinden çıktı. Ha? Ama Stanley bu baskıyı kaldıramazdı. Ya bir karar vermesi gerekirse? Ya çok kritik bir sonuç tamamen onun sorumluluğundaysa? Bunun için hiç eğitilmemişti ki. Hayır, bu sadece kötü bir şekilde sonuçlanabilir. He, ne oldu? Şu anda yapılması gereken şey... He, prosta kapını örttüm. Beklemek. Hiçbir şey bana zarar veremez. Hiçbir şey beni kıramaz. Burada mutlu olabilirim. Sonsuza dek mutlu olacağım. Stanley bekledi. Saatler geçti. Sonra günler... Hiç salamlama elemedim. Artık aradaki farkı... Hiç təqdim eləmədim özümü. Ama bildiği tek bir şey vardı. Elbette herhangi bir kuşkunun ötesinde eğer yeterince beklerse cevaplar ona gelecekti. Eninde sonunda bir gün cevaplar gelecekti. Yakında. Çok yakında hem de. Bu bitecekti. Birisi ona konuşacaktı. Ne yapması gerektiği söylenecekti. Anne poh yedim, ben kapını örttüm. Daha da yakın. Ve geliyor. Bir ders öğrendi özümüz için ki, kapıya el vurmaq olmaz. Deməli, mən trigin təsəbbüm həmişəki kimi. Anormal oyunlar silsiləsindən The Stanley Parable oyunu. Bir çoxunuz eşitmişsiniz, türkçə dublajıdır. Ona görə oyunu heç cür təsvir eləməyəcəm, çalışacağım qısa şəkildə izah edeyim. Və bu oyun özəl olaraq bizim Zone 37 Discord serverinin moderatorlarına gəlsin. Çünki əsas da Murad. Çünki bu oyunu dəfələrlə məndən istəyiblər, amma dəfələrlə fırlatmışam. İndi artıq Mag'ın kompüterini mənimsəmişəm deyə rahat bunu oynayabilirim. Stanley Parable, ofis işçisi haqqında qəribə bir anormal bir oyun. Heç nə, Stanley otaqdan çıxdı, qapıya əl vurmayaq bir də. Stanley toplantı odasına gitmeye sizin için karar daha rahat olsun alt yazı falan. Belki şimdi kim için alt yazı falan rahattı. Bu ne deyindi? Kompüterler falan var burada. O yanlı kompüter. Hiçbir yerde bulamıyordum. O bile söndürdüm. Stanley ofisteki her şeyi kurcalayarak etrafa baktı. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Ya da hikayede bir ilerlemeye de faydası olmadı. Aha, gel gidelim görelim ne baş verir. Bu bilsiz neye oxşuyor? O başka bir oyun var idi. Girirdim, her iki dakikadan bir fıs fıs eliyirdim ha. Ne oldu bu? Ne oldu? Haha, input elədim. Ne oldu indi input eləyəndə? Neyse, bilmirəm. Bu nədir? Oh, yenə söndürdüm. Ha, gedək. Gedək görə oyun nə deyir. Amıq, arxa fondakı amıq. Şeylə, gəl izah ilə görmərə getməliyəm. Prosta bu oyunu o vaxt oynamışam, lap təzə çıxandı o vaxt. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına... Solundaki kapıdan girdi. Mən yoxuyuram tədən, soldakı kapıdan girdi, x**k sənə, sağdakınla gedirəm. Toplantı odasına giden doğru yol bu değildi. Aha, toplantı odasına getmirmiş bu otaq, hə? Mən belə...
Sırf hayran kalmak. Gözüm aydın. Ah, evet. Gerçekten de hayran. Narahat otaq da, nə qəşə otaqdır deyir. Bu gözəlcə dizayn edilmiş. Dizayn edilmiş zor otaq. Yolu uzatmaya gerçekten değmişdi. Oturmaq olar burada, dincəlmək istəyirəm. Orada öyləcə durdu. İçinə çəkər gibi həm də. Elə prosta durdu. Durdum. Hə. Evet. Gerçekten bu odada bulunmaya değerdi. Ne deyir ala, ne həvəslə danışdı. Oğraşdı, özüm də otaqda olmaq istəyirəm. Ne maraqlı danışdı ya otağa. İşte burada bir sandalyeye oturuyor ve resimlere bakıyorsun. Gerçekten. Oturmaq olur değer. Olmur oturmaq. Ne var indi? Bu noktada Stanley'nin bu odayla takıntısı ürkünç olmaya başlamıştı. Ve bu da genel kişiliğine yansımıştı. Herkesin çekip gitmesinin sebebi bu olabilirdi. Ha, o izah edir ki Stanley pasiyakdır, ona göre bu otaqda dayanır. Oğraş sənə, sən hardasın, gel çıx görün bura. Arxa fondakı amıq. Stanley orada oturup daha fazla diyalog bekledi. Ama artık arxa fondan sözü eynidir, aslında mənasızdır. Arxa fon onsuz da, fon deyəndə arxa plan nəzərdə tutulur. Arxa fon sözü yoxdur aslında, fondur prosto, fondakı amıq. Yaxşı, fondakı amıqı çox əsəb eləyim, amıq görürüm, bir de yoxlayayım. Görüm deyinecek yine amıq. Deyinmə də bezdi. Yaxşıca devam edelim. Sonunda bu muhteşem odaya doymuşdu. Haa, muhteşem idi ya. Uğraş deyelim muhteşem odaya. Otağı idi. Nə? Solundakı açıq ilk kapı. Nax sana baxlava. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması ne bir mucize. Bu mağaz sataşır ya uğraş. Deyirsən söze Stanley bilet söze bakmır. İllərdir necə işten kovulmayıb. Yani o arxa yani arxa fon. Fondakı amıq deyir falan şeyle. Mən de onu əks eləyirəm. O görə haraya kim gedə bilirik. Bak Stanley. Bak Stanley. Biraz haksızlık. Yəqin ki haksızlık elədi. Buradan düşsəm öləcəm. Ama hikayenin kontrolünün kendisinde olduğunu ve başka hiç kimsenin ona ne yapacağını söyleyemeyeceğini gösterme hevesiyle Stanley platformdan aşağı ölümün kollarına atladı. Bir Stanley, herkes senin çok güçlü olduğunu düşünüyor. Zehdüt, zehdüt, zehdüt. Tüm iş gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece toplantı odası. Toplantı odası tabii ki soldakına girmeyecek. Tabii ki soldakına girmeyecek. Oyun bizi çaşdırır. Fondakı amıq bize yol gösterir. Tabii ki pox yer biz bildiğimiz kimi eləyəcək. Allah her şeyimi rəy edir. Soldakı ilk kapı. Qırıl ha buradan soldakı ilk kapı. Kart lazımdır burada. Məndə kart yox. Hoppana bilirəm, yox, hoppana bilmirəm. Yaxşı ki aparsın görüm mən o tərəfə. Bak Stanley, sanırım birbirimize biraz haksızlık ettik. Buna bak, amıq menden şey değil, razılaşmaya çalışır. Gerçekten düşmenin zaten değil ama bak. Ama işin aslı şu ki, bu hikaye hep senin hakkında oldu. İhmal ettiğin birileri var Stanley, unuttuğun birileri. Lütfen her kararı kendi kendine vermekten vazgeç. Ha, der amıq. Şimdi, kendim için sormuyorum, onun için soruyorum. Neyi için soruşsan amıq? Der sen can sözüme kulak as, kırıl ha buradan. İşte bu Stanley. Kendini kurtarmanın bir yolu, işi bir kenara bırak ve onun hayatına tekrar girmesine kimin hayatına icazə ver? İşim mi? Seni bekliyordu. İşim bekliyor məni. Yoxsa nə? Oy, heç xoşuma gəlmir otaq. Ama başka yoxdur çıxış. Oy, oy. İşte o, Stanley. Bunu yapan kişinin sen olması gerekiyor. Ona uzanacak kişinin. Neden sen? Gerçekten bir başkasına. Telefonda kimdi? Telefonda yakin bank dele, benim kreditimi şeyliyor. Stanley ahizeyi kaldırdığında çıkar, beyaz lazım bir değil. Işık etrafını sardı. Onu sadece parlaklıkla değil, umutla da doldurdu. Bir kez daha beraber olabileceği bir hayatın umuduyla. Bekle. Aa tanrım. Stanley, sen telefonun fişini mi çektin? Ha, telefon hayır, fişini çektim. Bunun bir seçim olmaması gerekiyordu. Bunu nasıl yaptın? Ne tayladı ne onu? Yanlış bir seçim mi yaptın? Yanlış seçim bunun elədim. Bunun olduğunu bile bilmiyordum. Bir kontrol edeyim. Amıq taşdı ya, fondakı amıq. Hayır, harbiden de varmış. Bulutsuz bir gün gibi açık. Stanley ahizeyi kaldırdı. Kendisini bekleyen karısının olduğu yerde... Arvadıymış telefonda. İki kat daha yaxşı götürmədim. Pazlayasıydı mənim de gördüm. Oyuncular listelenir. Niye işləmirsən, niye eve kayıtmırsan, aşağın pampersi hanı. Bu nasıl mümkün olabilir ki?
bu kararların hiçbirinin bir anlamı olmaması gerekiyor. Neyse, o fondaki amık əsəbləşdi üçün. Nasıl oluyor da anlamlı seçimler yapabiliyorsun? Ne? Yoksa sen... Bekle bir saniye. Yoksa... Hayır, bu mümkün değil. Buna inanamıyorum. Bunu daha önce nasıl fark edemedim? Neden sen? Sen Stanley değilsin. Ben sen Stanley gerçek değilim. Bir insansın. Ben asıl insanım. Sabahın bir hata yaptığıma inanamıyorum. Bu yüzden doğru ve yanlış seçimler yapabiliyordun. Ve bu kadar uzun süre boyunca oyunu oynamana izin vermiş olmak. Daha fazla yanlış seçim yapmış olsaydın eğer bir çuval inciri berbat etmiş olabilirdin. Ne danışır bu? Dünya karar verme sisteminin en temel güvenlik protokolünü hiç kale almamışsın. Ya da durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Ben görev başındayken böyle bir riskin almasına karşıyım. Oyunu bir süreliğine durduracağım ki gerçek dünyada güvenli bir karar verme durumu için seni uygun bir şekilde eğitebilelim. Lütfen bu eğitim videosunu dikkatle izleyin. Ne kadar danıştı bu. Seçenek. Gerçek bir insan olmanın en güzel yanı buydu işte. Ama yanlış kullanıldığında çok tehlikeli de olabilirdi. Örneğin bu senaryoda... Ölmedik bu günü gördük. Seçim elemeyi öğrendir bize oyun. Üçüncü dünya ülkelerinin vatandaşlarının hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için yıllar harcamış olabilir. Ya da 30 kilometre yarı çapında bulunan büyüksüz bir yerleri ateşe verebilir. Bu ne dala? Sen hangisini seçerdin? Ben kendisini seçerdim. Buradakinin aksine gerçek dünya bir anlam ifade eder. Ve hiçbir zaman rasyonel mantığa ters gelen bir seçim yapmamız. Eğer kendini mantıklı konuşmayan bir insanla konuşurken bulursan, bizim zavut okşuyor. Kişi gerçek değil. Düşüncelerini ifade etmelerine izin ver. Sonra da neden konuşamayacağına dair nazik bir bahane ver. Bir arkadaşına dönüp şöyle de. Tanrım, saat 4:30 mu oldu? Mahrem bölgelerimi ağda yapmam gerekiyordu. Egzersiz yap. Egzersiz nedir? Mükemmel. Bayağı şaşırdı adam. Sağlıklı bir seçim yapma işlemine giden en iyi yoldur. Tıbbi uzmanların birçoğu her gün en az 8 defa seçim yapmayı tavsiye eder. 8 defa seçim edemem. Ben o 8 defa seçimi bir sil harda edirəm. Markete girirəm her gün seher. 8 tane bulkudan birini seçerim. Bak 8 tane seçim. Bir katkısı olup olmadığını sorgulamaya başlarsan şunu hatırla ki uzayın sonsuz boşluğunda düşüncelerin ve problemlerin zerre kadar... Babişim deyil ki eğer senin problemlerin büyüktür sefer fikir seni şimdi ise pis günə qoyursa unutma ki sen vozluqsan, boş fəzasın, nöqtədən də balacasan da yani. Buna tekrar hoş geldin. Anlatıma ters düştüğü için buna bu olanın bozulmaya başladığını fark etmiş olman mümkün. Ama endişelenme. Şimdi iyi bir seçim yapabilmek için eğitilmiş olduğuna göre birkaç dakika önce yapmış olduğun seçime geri dönerek doğru seçimin ne olmuş olması gerektiğini görebiliriz. Bu taraftan lütfen. Buna diye hara ne bu taraf? Sağlam seçim elemeyi öğrettiler bize. O qaraj oyuna bak, etrafa setka koyup gözümü atmayayım. Şimdi seçimlerinin bir anlam ifade ettiğini bildiğimize göre platformdan aşağı atlayıp ölmeni istemeyiz. Ne, diğer atlayıp ölmeni istemem. Tam ortasında manasız ve gereksiz bir şekilde öldüğünü bir düşünsene. Hikayenin hiçbir anlamı olmaz. Onsuz da Türk dilinde danışırdı, onsuz da okuyursuz, başa düşürsünüz. Seni mümkün olan en kısa zamanda eve götürmeliyiz. Ne yazık ki bu yer gerçek hayattaki durumlarda başa çıkabilmek için yeterince donanımlı değil. Ha, indi göğe geri kaydıram değil mi? Burada da kart falan yoktu təsadüfən qapı açmağa. Yox imiş. Açılmır hə? Qapılar heç biri açılmır. Dedim bəlkə də, dedim bəlkə. Neredeyse vardık. Soldaki kapıdan girecek, doğru soldaki kapıdan hikaye bir kez daha bir çözüme ulaşmış olacak. Ve sen de gerçek dünyada anının akıyla bu işten çıkmış olacaksın. Ha, indi oyunun dediği kimi hərəkət eləməliyəm. Yaxşı. Şimdi şunu unutma. Tüm yapman gereken Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorun. Ha, oyun bana ağıl öyrədir ki belə elə yaxşı olar. Ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Aha, der ki sen bana kulağı as, her şey yaxşı olacak. Stanley sol kapıya girdi. Sana. Hayır, bunu neden yaptın? Yok, bunu niye elədi? Oy bula, no, oy bula, oyun ne günü düştü ola? Oyun ne günü düştü ola?
Buna bak. Xarab oldu al oyun. Oyun xarab oldu. Uğraşdı buna bak. Stollar iç-içə girdi. Buna bu nə də la? Buna kod da la üstündəki. Yaxşı. Geri qayıt bəlkə düzələr. Yaxşı. Geri qayıtmaq olmur. Qapını açmaq olmur. Yaxşı. Soldakinə girdim. Yaxşı. Yaxşı. Dayı sənsən. Ah mahvoldu. Seninle konuştuğumuz her şeyden sonra bunu yaptın. Amık. Hikayem. Çalışmamı mahvettin. Pazar mestime. Eline ne geçti şimdi? Oyunu bozmak Bozar mestime. Oyunu harap eredim, zor eredim. Oyuna pul vermişim. Aslında vermemişim. Torrent'ten yüklemişim. Hiç önemi kalmadı. Ve benim ne yapmam gerekiyor? Torrent'ten yüklemeyin hiç bak. Oyunu yaradan insanlara ziyan vermiş olsun. Hikayemin hatalı olduğunu mu biliyorsun şimdi? Nasıl oyunu yaradanlara hörmət eləyin, pulla alın oyunu, pul getsin onlara, çörə yesinlər, Allah'a çörə yaparsınlar. Böyle yaşayamam ki. Mənim kimi eləmir, mən çox pis adamam. Tüm emeğimi bir anda yok etmek, bilemiyorum. Cevap ne? Arxa fondakı amıq nə danışır? Mən ona amıq deyəcəm. Mən amıq sözümü sevirsiniz əslində, bilirəm. Bəziləri var, şu amıq. Oş, oş, oş! Oyunu söndürməliyəm deyir. Amıq nə söndür, mən buradayam. Ula, bu işe horror oyunu döndü. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Bu ıvır zıvırın arasındayım. Senin neyin? Sen bu kadar akıllı olduğunu kim bilebilirdi? Bulunduğunuz ben akıllıyım. Yok başka adam olar. Ben yayın ben demişsin. Şey oydu ve sen onu yerle bir ettin. Neyi mahvelerdi? Ben ne şeyliysen orada. Komik olduğunu mu sanıyorsun? Sırf yapabileceğin için mi yaptın? Stanley gibi olmanın ne kadar önemli olduğunu sana yeterince anlatamadım mı? Utandım o adamın hayatını danışan fondaki şey danışan amıkın hayatını için önemli verdim. Bir sebep olduğunu biliyor. Sen de vezmede ama. Böyle bir şey hiç aklına gelmedi değil mi? Senden başka dünyalarında oldu. Sen bir çocuksun. Uşak dedendi madde uşaksan. Uşak deden de sen. Soldaki kapıdan geçmiş olsaydın geri onu görmüş olacaktın. Yer altında devasa bir tesis vardı. Onu yok edecek ve muzaffer olacaktın. Öyle mükemmel olacaktı ki. Onun üzerinde çok çalıştım. Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hayır, bunu neden yaptın? Çabuk, hemen... Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Oğraş da oyun beni doluyup. Tamam. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde... Yaxşı, sola getdim, yaxşı. El çek. Tək el çek menden. Girdim ama sol kapıya. Başka bir insan da yoktu. Hiç burada da deriş kim yok. Halde, bazı kim masamı oynattı? Patronunun ofisine kazancı, gitmeye karar neyse. Verdi. Türk biznesmenlerinin yazıları damız. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan patronun ofisine gidirem yukarı. Boss'un ofisine gidirem ola. Bura 20 olur. Bura nedir? Bu ne de? Kapılar hamısı yüzümüzə bağlıdır. Bu hayatta heç mi perspektiv yoxdur, hamısı yüzümüzə bağlıdır. Burada kart olabilir belki, kapılar açmağa. Yoxdur. Yox imiş ya. Yaxşı. Boss'a, oh! Patronunun ofisine girdiğinde, ikonu çeyin. Bir kez daha bir insan varlığına dair mənlə bahalı bossam. Buna da ay bile yazık pandan öldürürler. Tüm bunların kimin başının altından çıktığını merak etti. Ta ki yanında bir ses alıcısının olduğu kapıyı görene kadar. Tüm sorularının cevabı bu kapının ardında bekliyordu. Ve tüm ihtimallerin dışında şifreyi biliyordu. Daha geçen hafta patronunun bilgisayarında görmüştü. Nightshark 115. Nightshark 115. O şifre bu kapıyı mı açıyordu? Hala geçerli miydi? Bunu bulmak için tek bir yol vardı. Stanley sesli konuşmamak için eğitilmişti. Ama şimdi bilinmeyenle yüzleşmek için gerekli cesareti kendi içinde bulabiliyordu.
Derin ve keskin bir nefes aldı ve şifreyi söyledi. Night Shark 115. Night Shark 115. Amık, Night Shark 115. Stanley şifreyi söyledi. Night Shark 115. Şifreyi hemen orada duvardaki alıcıya söyledi. Night Shark 115. Affedersin, bir sorun mu var? Beni yanlış duymadın değil mi? Lütfen şifreyi alıcıya söyle. Yoksa hikayede ilerleyemeyiz. Bu kritik bir adım. Derim de. Night Shark 115. Night Shark 115. Ağzına tamam, leş. Eyvallah. Anlaşılan yapmayacaksın. Yapmayasın nedir? Yapmaya çalışıram da amık. Yapmaya çalışıram. Kündelemeye çalışıram. Baktan daha böyle. Böyle ne istem benden? Bir kez saygı duymanı istedim. Amık. Bağışta de hürmet isterim. İstemirdim. De danışabilmirim. Ben nağar maliyem amık. Night Shark 115. Sen gazelme. O zaman neden buraya geldin? Bir seçimin vardı. Sağdaki kapıdan geçip gidebilirdin. Ne bok yapmak istiyorsan gidip orada yapabilirdin. Bok sen ağzına olsun. Bok ne damık. Konuşsana. Benle söğüşle danışma. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde buna da kapıdan girdi. Stanley da o. Stanley, merhaba. Sen Stanley burada sen yaxşı da her şey. Stanley lütfen. Ben bir seçim yapman gerek. Şu son. Beni dinliyor musun sen? Beni duyabiliyor musun? Her şey yolunda. Allah oyunun içine sıçtım ya. Bildiğin sıçtım oyunun içine. Hikayenin sana ihtiyacı var. Bir seçim yapmana ihtiyacı var. Sen olmadan varlığına devam edemez. Beni anlıyor musun? Ne tür bir seçim yaparsan yap. Bayaktan boh moh deyirdin. İndi tərpənmirəm deyə ağlayırsan orada. Birlikte çalışıyoruz. Ne yaparsan yap kabul edeceğim. Sadece bir adım atman gerek. Lütfen seç. Bir şeyler yap. Ne olursa olsun. Bilip bilebileceğinden daha önemli bu. Buna ihtiyacım var. Hikayenin buna ihtiyacı var. Abi lelelet küre şeyde kederlendirme lap. Mısın? Bunu duyabiliyor musun? Sen ne? Ben tamam. Sorun yok. Bekleyebilirim. Karar vermek için zamana ihtiyacın var. Yaptığın seçimin doğru olduğuna emin olman için bu en güzel seçimdir. Sorun yok. Doğru olanın ne olduğuna karar vermen için bekleyeceğim. Ben ne ağırdım ki belli oldu oyun. Stanley, sol ve sağ. Yol ayrımına geldiğinde solundaki sağ, tabii ki sağ. Toplantı odasına giden doğru yol bu. Yaxşı, ay da sola kaçmak istedim. Yaxşı. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Oda görkemli bir sanat eseriydi. Bu odada ama işe geri dönmeye bu kadar istekli olan Stanley solundaki ilk kapıya yöneldi. Ve sonunda yolunu bakım odasından geçirdi. Tam karşıda duran kapıya doğruca ilerledi. Hara düşürem burada. Ben geldim buraya düştüm sola dönü. Ama Stanley ofise geri dönmek istemiyordu. Ortalıkta gezinip daha bile fazla yolundan uzaklaşmak istedi. O yüzden şimdi geri dönmek için şöyle yapması gerekiyordu. Buradan sola. Sola? Sağa gelebilmərəm. Yaxşı qoy sola olsun da. Nağarım da o. Hayır sağ. Mən dolanmışsan şəbzülünə. Hayır sağ değil. Ne diye sağ olduğunu söyledim ki? Aklından ne geçiyordu? Açıkçası. Ah canım. Hayır amık şebzülüne dönem sen beni. Sabırlıyım hala. Tez ol. Gör hara gitmeliyim. Bak oradan kağızdan bana denem. Şuradan sağ sola aşağı sol. Ah işte. Tamam evet. Şimdi buldum. Hikaye kesinlikle muhakkak bu tarafta. Bu tarafta yaxşı. Yaxşı. Hayır. Bu işte yok, doğru yok, değil. Yok. Burada olman gerekmiyor. Henüz değil. Bu çok büyük bir spoiler. Çabuk Stanley gözlerini kapat. Spoiler. Tamam. Şimdi sadece... Bu ne dala? İşçilerin kameralardı.
Kimi kandırıyorum ki? Tamamen Arap saçına döndü. Tüm hikaye kullanılamaz durumda. Peki şuna ne dersin? Hikayenin sına sıçtım yani, değil mi? Çalışmak yerine tüm oyunu baştan başlatırız. Ve bu defa asıl yoldan bu kadar uzaklaşmayız ha. Tamam, en yukarıdan. Uğraştı bu oyun benimle mezelenir. Stanley, bekle. Bekle ne? Ne tarih? Ben... Hayır, baştan başlattım. Yemin ederim oyunu ya baştan başlattım. Ya nala, kaplan ya çoğaldı. Balalıysa siz men gelin kimi. Her şeyin... Yoksa bir şeyler değişti mi? Yoksa nasıl değişti değil. Şu monitörlerle dolu odadayken bir şeylerle mi oynadın? Hikayeyi bir yere mi sürükledin? Yoksa... Ne pok yedim, ne vardım? Ne diye sana soruyorum ki? Hikayeyi yazan kişi benim. Bir dakika önce buradaydı. Buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. Ne baş verir Allah, tamam, ne baş verir. Tamam öyleyse, bu bir macera. Gel Stanley, hadi hikayeyi bulalım. Oy bile. Oy bile. Ne baş verir Allah. Uğraşdı köpoğlun labirinti deyilə bil. Hardan girdim, hara çıxdım. Bu nədir belə? Bula! Bunu şöyle diyeceğim. Bu içinde bulunduğum en kötü macera. Uğraşdı düz deyirsən. Kesinlikle burada bir hikaye vardı. Biz sadece oyun yerinden başlatsak olmaz mı ya? Valla buradan girdim, oradan çıxdı. Nefer oldu. Gözlük öbürayla girer. Ama bundan daha iyi olması lazım. Tamam, hadi bir deneyelim. Denemememiz için bir sebep yok. Kapılar bağlı. Kapılar həmşəkin bağlı. Heç bir açıq. Tamam. Evet, daha bile kötü. Bunu yanlış ama hatırlıyor olabilir. Ama məcəllənmə də, dolama da mənim. Olması muhtemel. Makaronla şeylə də, kapıları yaratıq gedim də. Nə oldu, indi geri qaydası olduq, yaxşı. Qaydaq da. Hara gəldim, hara getdim indi mən buradan. Ara getməliyəm daha doğrusu. Aha, bir şeyleri gözden kaçırdığımızı biliyordum. Bura harada ama, bura girməmişdim işte bak geliyor. Hayır, bekle, boşver, hikaye değil. Neter yani ama. Tamam, diğer yönden gidip kendi ayak izlerimizi takip edelim. Bla, biz buradan girmiştik. Şimdi bu, dürüst olayım, bu yer hiç de tanıdık gelmiyor. Tanımırdı, ama sen hikayende neter tanımırsan buranı. Pek hatırlayamıyorum ama... Hikayem bir ofis binasında geçiyordu. Bu doğru mu? Peki sen hatırlıyor musun sen? Yardımda da ofisteydi. Madem ki nerede olmamız gerektiğini tamamen unuttum. Hadi şöyle yapalım. Sen kazandın. Tebrikler. Ben kazandım. Bunun için çok çalıştım. Ben zoram bile. Karşılığını aldın. O yüzden iyi iş çıkardın. Öpürüm. Teşekkürler. İhtiyacı yok. Hayır. Hayır. Bu bana hiç de doğru gelmiyor. Bu zafer için hiç de emek sarf etmediğini ikimiz de biliyoruz. Bazı diğer eziyet sen ben sen kazanmaktın. Mezelerini sen ben, dolamı sen ben, sen zanda bırak tamam. Da. Bu yer neresiyse beni yeterince garipsetti. Bu defa ne olacağını pek takmıyorum artık. Yeniden başlatmak zorundayım.